Medya Kritik'ten yeniden merhaba. İkinci bölümüyle Medya Kritik'in karşınızdayız. Haberlerimizle devam ediyoruz. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Gündeminde ekonomik kriz ve yükselen döviz kuru vardı. Şu anda yaşadığımız öyle bir şey değil. Koskoca Türkiye, komşu ülkelerin her şey 1 lira mağazasına döndü neredeyse. Değerli arkadaşlarım, ülkemiz sınır komşularımızın ucuz pazar yeri oldu şu anda. Nasıl olmasın? Bakın, paramızın karşısında değer kaybetmediği para birimi dünyada neredeyse kalmadı. Şöyle sınır ülkelere baktığımızda bir tek Suriye. 10 yıldan fazladır bir iç savaşla boğuşan Suriye'nin para birimi Türk lirasıyla belki mukayese edilebilir durumda. Ki komşularımızın tamamının parası şu anda bizden çok daha kıymetli. Azerbaycan, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan için adeta bedava bir ülkeye döndük. Ali Babacan, partisinin il başkanları toplantısında artan döviz kurunu ve hükümetin aldığı kararları eleştirdi. Vatandaşın cebindeki paranın yetmediğini, maaşların günden güne eridiğini söyledi. Geçim kaygısı var. İnsanlar yarınlarından korkuyor. Önümüzdeki haftasından korkuyor. Ertesi gününden korkuyor. Maaşlar yetmiyor. Cebimizdeki para durduğu yerde eriyor. Babacan ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişten bugüne kadar dolarla yaptığı açıklamalarını bir slide video üzerinden izletti. Alanında ekonomi ya, ekonomistim diyor. Şöyle döviz kuruyla ilgili neler demiş onu bir videodan izleyelim. 2.61'den başlıyor. Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Benim de alanım ekonomi. Biraz bilirim. Dem bu dem. Zaman bu zaman. 3.52'deyiz. Efendim kur zarar edersek ne olur? Bak, bu millidir. Bunda bereket vardır. Bundan zarar etmezsin, merak etme. Değil mi? 3.5'dan bozduruyor vatandaş. Şerefsizlerin parasını yakıyoruz. Sadece kendilerini güvende hissetmek amacıyla evlerinde döviz ve altın tutan bu daha 9 ay önce. Buradan 8 lira. Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Evlerinde tuttukları altınları ve dövizleri ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlamak istiyorum. Döviz krizinin ardından ortaya çıkan fiyat artışlarını stokçulara bağlayan ve onlara savaş açacağını belirten Erdoğan'ın bu sözlerine de tepki gösterdi. Faturayı yine başkalarına kesmeye çalışıyorlar. Yani öyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar ki hükümetin, Cumhurbaşkanı'nın hiçbir suçu günahı yok, hiçbir hatası yok. Hayat pahalılığının tek sebebi, tek suçlusu stokçular. Sabah stokçu, akşam stokçu. Hedef gösteriyorlar. Ya siz o stokçu dediğiniz insanlar var ya, o stokçu dediğiniz insanlar bugün sattığını yarın yerine koyamayan, sattığı malın fiyatını öğrenmek için telefonda çırpınan gariban esnaf ya, iktidardakilere seslenmek istiyorum. Bu eser sizin eseriniz. Fail de sizin yönetiminiz, başkası değil. Hiç sağ sol işaret etmeyin. Haksız yere cezalar yağdırmayın insanlara. Fail Beştepe'de, başka bir yerde değil. Şimdi Edirne'ye gidelim. Edirne bir süredir Bulgaristan'dan gelen ziyaretçileri nedeniyle gündemde. Bulgar levasının 8.24 Türk lirası olması nedeniyle Bulgaristan'dan insanlar Edirne'ye geliyor ve poşetlerini dolduruyor, çantalarını doldurup ucuz alışverişin tadını çıkarak ülkelerine gidiyorlar. Peki ama Edirne'de yaşayan yurttaşlar ne yapıyor? Onların payına ise boş poşetlerle eve gitmek kalıyor. Çok güzel yani, paramız değerli, Bulgar parası leva olarak Türk parası 7.50'ye geliyor. Sizin Türk lirası düşük olduğu için bize hep çok uygun geliyor yani. Türkiye'nin işi çok zor. Vallahi çok zor ya. Biz de üzülüyoruz ama üzülüyor söylüyoruz. Biz de çok zor yani. Bizim için uygun, iyi. Vakit geçiriyoruz, yemek yiyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Bulgaristan vatandaşları Edirne'de rahatlıkla alışveriş yapabiliyorken Edirneliler ise alım güçlerinin düştüğünü söylüyor. Ya Türkiye bir tık batık devlet. Rahatlıkla alışveriş yapabiliyor. Hayır. Önceden leva parası, Bulgaristan parası bizim ülkemize geçmezdi. Şimdi onların parası bizden çok. Marketlere gelip adamlar kolilerle çorba alıp, koriyle çorba alıyor. Siz peki? Biz alamıyoruz maalesef.
Hiç aile ağlı yok, hiç bir elim görüyor bir elim görmüyor. Hiçbir şeye yaramıyor. Bulgar 10 paket tatlı baklava yufkası aldı. Ben bir tane şey gittim bakmaya ki dolaşa dolaşa bir hal oldum. Maalesef çok üzgünüm. Şu an iki kalıp alacaktım. Bir kalıp alıp çıktım. Çok üzgünüm ve korkuyorum artık marketlere, her yere girmeye. Zaten üstten baştan geçtik. Onlar şimdi ciğercide bir güzel ciğerlerini yerken en fazla 4 leva verip biz yanında koklayarak geçiyoruz. Bu kadar net. İçeri girdikleri zaman bile onlara hoş beş, biz girdik mi hiç yüzümüze bakmıyorlar. Bizim için böyle hani bakıyoruz fiyatları, onu mu alsam bunu mu alsam diye. Bulgaristan için herhalde bu sakız parası. Yani ekonomiyi devlet düşünmesi gerekiyor benim bildiğim. İktidar yani biraz da milletin yanında olması gerekiyor. 2005'e kadar ben girdim Bulgar'a. Onların levhası bile cebimize koymaya tenezzül edemiyorduk. Ama bu hala nasıl getirdi, bizi getirene bundan beter olsun. Asgari ücrete zar zor geçiniyoruz. Ama buraya gelen Bulgarlar, yani buranın, biz ülkemizin mültecisiyiz yani, öyle söyleyeyim kısaca. Yani çok fazla ve her istediğimizi alamıyoruz. Hani sadece bakmakla yetiniyoruz ve hani üzülüyoruz yani şahsen. Ben hayatımda alışveriş yapmadım ki düzgün. Rahatlık kaldı mı? Kaldıysa söyleyin bilelim. Ben emekliyim. Benim maaşım 2500 lira. Bir yemek yiyorsun 500 lira. Nerede kaldı bu? Ne yapabiliriz başka? Mesela dün Ulus'ta ben hiç düzgün alışveriş yapamadım. Onların alışverişini gördüğüm zaman daha çok moralim bozuldu. Aslında onların ülkemizde önceliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz paraları kıymetli. Hiç umudum yok. Gerçekten ümidimiz hiç yok. Bugün tüm Türkiye'de sağlıkçılar iş bırakıyor, çalışma koşullarını protesto ediyorlar. Özellikle Covid'le birlikte artan çalışma yükünü ve de emeklerinin karşılığının almamasını protesto ediyorlar. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da sağlıkçılar toplanıyor. Diyarbakır'da Dağ Kapı Meydanı'nda sağlıkçılar toplanıyorlar ve Artı TV temsilcisi Bahar Kılıçgedik de orada. Şimdi canlı olarak Bahar Kılıçgedik bize Diyarbakır'daki sağlıkçıların iş bırakması eylemini anlatacak. Evet, şu anda Dağkapı Meydanı'ndayız. Sağlık emekçileri grev kararı almıştı ve bugün birçok kentte iş bırakıyorlar. Hem özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyorlar, hem de ek ödeme adaletsizliğinin giderilmesini istiyor sağlıkçılar. Bu nedenle Ankara'da sağlık örgütleri açıklama yapmışlardı ve iktidarı grevle uyarmaktan başka çaremiz kalmadı dediler. Bu açıklamanın ardından da bugün iş bırakma eylemi gerçekleştiriliyor sağlık emekçileri tarafından. Diyarbakır'da Dağkapı Meydanı'nda birazdan sağlıkçılar burada toplanacaklar. Saat 12.30'da da bir basın açıklaması yapılacak. Bu açıklamayı da haber bülteninde ekranlarınıza getireceğiz. Tabii bu grev kararıyla acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımının aksamayacağı belirtildi sağlık örgütleri tarafından yapılan açıklamada. Aynı zamanda koronavirüs şüphesiyle polikliniklere başvuranların da tedavisinin devam edeceğini belirtiyor sağlıkçılar. Talepleri neler? Güvencesiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarının son verilmesini istiyorlar. Şiddete karşı etkili bir yasa talep ediyor sağlıkçılar. Covid-19 başta olmak üzere meslekten kaynaklı hastalıklara karşı da meslek hastalıkları yasası çıkarılmasını talep ediyor. Bunun gibi birçok talepleri var sağlıkçıların. Bugün Dağkapı Meydanı'nda da açıklama yaparak Sağlık Bakanı'na tekrar çağrıda bulunacaklar. Bunun yanı sıra bugün aynı zamanda İnsan Hakları Derneği'nde de ihraç edilen öğretmenlerin açıklaması olacak. Tutuklu yakınlarının adalet nöbeti de sürüyor. Diyarbakır'da 30. gününde hasta ve infazları ertelenen tutukluların tahliye edilmesini talep ediyorlar. HDP, Diyarbakır İl Örgütü de cezaevlerindeki hak ihlallerine karşı Koşuyolu Parkı'nda saat 12'de bir basın açıklaması yapacak. Hasta tutuklularla ilgili de cezaevlerinden yine haberler geliyor. İzmir Şakran Cezaevi
cezaevinde bir tutuklunun, kanser hastası olan ve tedavisi yapılamayan bir tutuklunun ölüm haberi geldi. Tabii aileler bir an önce çağrılar yaparak tahliyelerin yapılmasını istiyorlar, ölümlerin önüne geçilmesini istiyorlar. Biz şu anda Dağkapı Meydanı'nda sağlık emekçilerinin yapacağı açıklamayı takip edeceğiz. Kemal Göktaş, tekrar sözü sana bırakayım. Bahar Kılıçkili'ye çok teşekkür ediyoruz. Bize sağlık emekçilerinin bugünkü greviyle ilgili Diyarbakır'da neler olup bittiğini aktardı. Devam edelim haberlerimize. Köşe yazarına gidelim. Atılım Murat Dünya Gazetesi'nde yazmış. Bu belirsizlik sadece faiz artışıyla çözülemez demiş. Şöyle yazmış Atılım Murat. İç piyasadaki fırtına iyi bir iletişim politikası ve rehberlikle diner. Reel sektörü ve yatırımcıları şaşkın vaziyette görüyorum. Enflasyonun nereye yükseleceğini bilmedikleri için bankalar kredi maliyetlerini hesaplayamıyor. Her gün %8 iniş çıkış yaşayan döviz kurları nedeniyle işletmeler kur riskini yönetemiyor. Yüksek enflasyonun Türk lirası cinsi varlıkların değerini aşındırması yatırımcıları döviz ve altın almaya itiyor. Bu belirsizlik sadece faiz artışıyla çözülemez. Kaldı ki Merkez Bankası faiz artırım döngüsüne girse bile gerçekleşecek enflasyon seviyelerine göre %15'lik politika faizi nereye kadar yükseltilebilir? Birçok kurum önümüzdeki aylarda enflasyonun %30'a yükseleceğini düşünüyor. TÜFE'nin daha yukarıda olabileceğini düşünenlerdenim demiş. Gerçekten de Atılım Murat'ın yazısında işaret ettiği gibi ekonomideki düzelmenin faizle doğrudan ilgili olduğuna ilişkin bir yanlış kanaat var. Bugünden itibaren Merkez Bankası faizleri yükseltse bile dövizin geldiği seviye ve ekonomideki dengeleri sarsması nedeniyle işlerin öyle kolay kolay düzeleceği de yok. Ekonomideki veriler o kadar kötüleşti ki Merkez Bankası faiz artırımına gitse dahi kolay kolay taşlar yerine oturmayacak. Ekonomiye bir mola verelim ve koronavirüs verilerine gidelim. Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosuna göre bir günde 181 yurttaş daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 21.477 oldu. Sağlık Bakanlığı güncel COVID-19 tablosunu açıkladı. Tabloya göre 181 kişi daha yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 358.117 test yapıldı. Bu testlerden 21.447 kişinin testi pozitif çıktı. Tabloda iyileşenlerin sayısı ise 24.042 olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada ikinci doz aşılamada %85.5 aşılama oranıyla Ordu birinci sırada yer aldı. %58.2 aşılama oranıyla Urfa ise son sırada bulundu. Evet, koronavirüste tablo böyleydi. Türkiye sık sık tekrarlayan yeni bir sorunu dün itibariyle daha akut bir şekilde yaşamaya başladı. Türkiye'nin birçok kentinde sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırılan yurttaşlardan 5 kişi hayatını kaybetti. Sahte içki nedeniyle Türkiye'nin genelinde ölümler sürüyor. Maraş ve Yalova'da peş peşe 6 yurttaşın hayatını kaybetmesine yol açan sahte içki nedeniyle zehirlenme vakaları Antalya, Sivas, İstanbul ve Erzincan'da da görüldü. İstanbul Avcılar'da yaşayan İbrahim Kaşıkçı alkol zehirlenmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine yapılan incelemede ölen kişinin alkol satın aldığı bayiye baskın düzenlendi. Baskın sonucu sahte alkollere el konuldu. Tekel bayisi sahibi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Erzincan'da ise sahte içki kaynaklı metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye 4 kişi kaldırıldı. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişiden 72 yaşındaki Halil Başar yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan AG'de yoğun bakımda tedavi altına alındı. Görme yetisini kaybettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan diğer iki kişinin ise tedavileri devam ediyor. Sivas'ta da benzer bir durum yaşandı.
Zara ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Devlet hastanesine kaldırılan kişilerden Şakir Deliktaş müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayın ardından 4 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde damacana ve plastik şişeler içerisinde etil alkol, bandrolsü sahte içkiler ve boş şişeler ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken konuyla ilgili ise soruşturma sürüyor. Antalya'da da 12 Aralık'ta yaşamını yitiren Abidin Uçurum'un sahte içkiden zehirlendiği iddia edildi. Abidin Uçurum'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Abidin Uçurum'un kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucunda ortaya çıkacak. Yeni medya teknolojileri insanların seslerini duyurmaları için yeni olanaklar sunuyor. Bunlardan biri de sokak röportajları. Gerçekten de son birkaç yıldır Türkiye'de ana akım medyanın çöktüğü bir ortamda sokağın sesini duyurma konusunda sokak röportajı yapan genç gazeteci meslektaşların çok büyük katkısı oldu. YouTuberlar olarak genellikle alınıyorlar. Ve de geçtiğimiz günlerde 3 sokak röportajı yapan YouTuber gözaltına alındı ve ev hapsi verildi. Gerçekten de tam AKP iktidarına yakışır bir demokrasi düzeyi. Sokağın sesini duyurmak isteyen gazeteciler evlere hapsedildi. Ama bu işi alanda yapmaya devam edenler de var. Sokaktan Al Haberi isimli YouTube kanalının sokak röportajları da dikkat çekici. Bunlardan biri dün yayına verildi. Malum sokakta şikayet eden, ekonomik krizden şikayet eden, kötü yönetimden şikayet eden gençlere yaşlı insanlardan AKP'ye destek veren bazı yaşlı insanlar ki dayı diye kodlanıyor, AKP dayıları diye cep telefonunu çıkar, cep telefonunu göster diye telkinler oluyordu. Oradaki hesap hani cep telefonun varsa ekonomiden şikayet edemezsin idi. Tabii cep telefonu meselesi çok sündürülünce bu defa bir AKP taraftarı niye bu kadar kilolusun madem açsın diye sormuştu. Şimdi iş kulaktaki küpeye kadar vardı. Sokaktan Al Haberi isimli YouTube kanalının çarpıcı sokak röportajını izleyelim. Almanya'da yumurtanın, sütün, peynirin ne kadar olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Birim hesabına vurduğunda abi yine bizim aç kalıyoruz. Anladın mı Ayıklı? Neyi açsın? Neyi aç? Bana aç olduğun yeri söyler misin bana? Aç olduğum yeri söyleyeyim. Ben az önce simiti ayrana bandım. Yiye geldim. Yanlış anlamını istemiyorum. Kulağımdaki küpeyi niye aldın o zaman? Kulağımdaki küpeyi ben... Ha, niye aldın? Kulağımdaki... Niye aldın? Gösteriş için aldın. Kulağımdaki küpeyi ben ekmeğin arasına mı koyacağım yiyeceğim dayı? Sen ne anlatıyorsun? Niye veriyorsun parayı ona o zaman? Niye veriyorsun parayı? Ekmeği ya kulağındaki parayı yerine. Niye bunu takıyorsun? Ekmek alıyor önlerine. Niye kendi çıkarış önden verip de kan aşk geziyorsun? Bana bunu söylesene bir. Aşk araç alıyorsun, aşk yok. Giyinmesin. Ne? Giyinmesin abi. Tamam giyinmesin. Evet iş o noktaya vardı ki kulağındaki küpe var ise ekonomiden şikayet edemesin noktasına geldi AKP taraftarları. Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas'ın yazısına bakalım. Mehmet Barlas bir süre önce CHP'nin kapatılması, bazı milletvekillerinin sürgün edilmesi gibi parlak fikirleriyle gündeme gelmişti. Aslında muhalefet üzerinde baskı oluşturulmasının ön hazırlıklarını yapıyor iktidar medyası. Ve bunu da yine ekonomide olduğu gibi 2023 seçimlerini bir milli beka sorunu haline getirdikleri ve bu söylemi kullanacakları netleşiyor. İşte bu kapsamda bir yazı yazmış Mehmet Barlas. 2023 seçimleri Türkiye için ölüm kalım meselesi demiş. Şöyle yazmış. Bahtsız Orta Doğu'nun çektiklerine ilişkin yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki DAEŞ yani IŞİD ile sözde mücadele için özel bir birim kurmuş ve bu birim sivillerin üzerine 3 yılda 90 bin bomba atmış. Arap Baharı'nın Libya'yı, Mısır'ı, Suriye'yi neye çevirdiğini hatırlayın. Aynı şekilde ABD bir palavradan yola çıkıp Irak'ı olmayan nükleer tesis bahanesiyle ele geçirmeye çalıştı. Sonuçta bu ülkede 1,5 milyon sivil öldürüldü ve Irak 3'e bölündü. Bütün bu gerçekleri incelediğimiz zaman Türkiye için Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Kendilerini müttefik olarak gösteren ülkelerden gelen darbelere karşı Erdoğan hiç taviz vermeden mücadelesini sürdürüyor.
Düşünün ki Fethullah Gülen haini hakkındaki bütün dosyalar Amerikan Başkanı Biden'a teslim edildi. Sonuç ne? Yok. Bunun gibi PKK-PYD'ye Amerika'nın yaptığı destek bütün açıklığıyla teşhir edildi ama yine sonuç aynı. 2023 seçimleri yaklaşırken bir kabusu gündeme getirmeye çalışıyorlar. Erdoğan çekilmiş ve yerine Kılıçdaroğlu veya Abdullah Gül yahut Ali Babacan geçmiş. Türkiye'nin halini düşünebiliyor musunuz? İşte bu gerçekleri hiç unutmayalım. 2023 seçimi Türkiye için ölüm kalım meselesi olacaktır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na sonuna kadar verdiği destek de işte bu ölüm kalım meselesi yüzündendir. Aklı başında vatanını seven herkesin 2023 seçimlerine hazır olması gerekiyor demiş Mehmet Barlas. Tabii Amerika'nın Suriye'deki varlığını eleştirirken Türkiye'nin oradaki varlığını unutuyor. Amerika'nın Irak işgalinde AKP iktidarının nasıl o işgale ortak olmak için hevesli olduğunu ve tezkere reddedilmeseydi 2003 yılında bu kire bulaşacağını unutuyor. Ve de bütün bunları yani aslında dış politikadaki gelişmeleri 2023 seçimlerine bağlıyor. 2023 seçimlerinin de ölüm kalım meselesi olacağını iddia ediyor. İktidar için bir ölüm kalım meselesi ve tersinden bakarsak aslında Türkiye'de seçmenler için, halk için gerçekten bir önemli dönüm noktası. Elbette bir ölüm kalım meselesi değil ama bu kötü yönetim devam ederse ekonominin nereye gideceği, nasıl bir tabloyla karşılaşacağımız ortada. Dolayısıyla hakikaten 2023 seçimleri önemli ama bunun milli bekayla ilgisi yok. Bunun tamamen kötü yönetim ve de ekonomik kriziyle ilgisi var. Efendim, haberlerimize devam edelim. Hava durumuna bakalım. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurt genelinde kuvvetli yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Çanakkale'de sağanak nedeniyle sokakları su bastı. Seralar su altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için de uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı uyarılara devam ediyor. Meteorolojiden İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor denildi. Yapılan uyarıda ise yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir ifadelerine yer verildi. Meteorolojinin tahmin haritasına göre ise sıcaklıkların azalmasıyla birlikte 15 Aralık'tan itibaren bazı illerde kar yağışı görülecek. Kar yağışı Perşembe gününden itibaren yurt genelinde etkili olacak. 20 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Çanakkale'nin Biga ilçesinde şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Şiddetli yağış nedeniyle Gümüşçay Beldesi ile Çeşmealtı Köyü arasında bulunan sera ve tarım alanlarını da su bastı. Üretici Bünyamin Ercan'a ait 14 dönüm alandaki 7 sera su altında kalarak zarar gördü. Etkili olan yağış Ağaköy Meydanı'nı da su altında bıraktı. Ezine ilçesinde ise bir fabrikanın rüzgar enerji santraline yıldırım düştü. Rüzgar enerjisinin pervanelerinden biri alev alarak yanmaya başladı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Konya'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili 11 kişinin yargılandığı dava dün başladı. Katil zanlısının getirilmediği duruşmaya barolar ve Türkiye Barolar Birliği'nin katılma talebi ise reddedildi. Fail Mehmet Altun çelişkili ifadeler kullanırken sanıklar da bazı sorulara yanıt veremedi. Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili dava polis ablukasındaki Konya Adliyesi'nde görüldü. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katil zanlısı Mehmet Altun getirilmedi. HDP ve CHP'li vekiller Türkiye Barolar Birliği, Ankara ve Bölge Baro Başkanları ile insan hakları ve hukuk örgütlerinden avukatlar da duruşmaya katıldı. Ancak Barolar ve Türkiye Barolar Birliği'nin katılım talebi reddedildi. Segbiz'le ifade veren fail Mehmet Altun, dedeoğullarının evine barışmak için gittiğini ileri sürdü. Tasarlayarak gitmedim ama kendimi korumak amacıyla yanıma silah aldım ve olası duruma karşı benzin aldım. Kamera görüntüleri kalmasın diye evi yaktım dedi. Mahkeme başkanı azmettirenleri söylemesi halinde indirim uygulayacağını belirtti.
Fail azmettiren kimsenin olmadığını ve dede oğullarına karşı herhangi bir kin duymadığını ileri sürdü. Altun çapraz sorguda 2 gün önce İstanbul'a uçak yolculuğu yaptığını, telefonunu ne olur ne olmaz diye resetlediğini ve bunu her zaman yaptığını savundu. Evde kamera olduğunu biliyor muydun sorusuna öncekinin aksine bilmiyorum, hatırlamıyorum diyerek çelişkili bir yanıt verdi. İstanbul'da kaldığı otelin parasını kendisinin ödediğini savunan fail Ankara ve Eskişehir'de kaldığı lüks oteller sorulunca önce kalmadığını ardındansa hatırlamadığını söyledi. Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti. Avukatlar sanık Yahya Çelik'e kayıtlardaki neden kardeşin Mehmet Altun yardımcı olmuyor sözüyle sanık Ayşe Keleş'in onun çocukları var yanıtını verdi. Keleş net bir yanıt vermedi. Elinde ateş artığı bulunan ve katliamdan önce 12 Mayıs'ta yapılan saldırıda tahliye edilen Ali Çalık bir yılana ateş ettiğini ileri sürdü. WhatsApp grubu kuran ve tutuklulara düzenli para yollayan sanık Ali Keleş ise tüm aile tutuklandığı için yardım ettiğini, Altun'u tanımadığını iddia etti. Ardından ailenin tek sağ kalan üyesi Çetin Dedeoğulları söz aldı. 12 Mayıs'ta yarım bıraktıkları işi tamamlamak için Mehmet Altun'u katil olarak kullandılar. Bu işi asıl organize eden Ali Keleş'tir dedi. O dönem hepsinin tahliye edildiğini ve Mehmet Altun'u kiralık katil olarak tuttuklarını söyledi. Çok iyi ders çalışmışlar ifadelerini kullandı. Duruşma arasında yapılan açıklamanın ardından Artı TV'ye konuşan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaratılmak istenen algıya tepki gösterdi. İki aile arasında hiçbir motivasyon böyle bir katliamı gerçekleştirmesine izin vermez, zemin hazırlamaz. Katliamın gerçekleşme biçimi bunun ırkçı ve nefret söylemiyle gerçekleşen bir saldırı olduğu konusunda kuvvetli bir kanı yaratıyor. Tanrıkulu, fail Altun'un kent ziyaretleri ve yüklü miktarda kredi çekmesinin araştırılmamasına tepkisini dile getirdi. Bütün bu araştırmaların soruşturma aşamasında iddianame yazılmadan önce araştırılmış olması lazımdı. CHP milletvekili Levent Gök de ırkçı saldırı vurgusu yaptı. Bu olayın öfkeyle, nefret söylemiyle ve kimliklerin de içinde olduğu bir olay olduğunu ben bugün sanığın yapmış olduğu ifade eden bir avukat kökenli bir arkadaşınız olarak çok net değerlendirdim. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti ise tahliye edilen sanıkların tutuklanma talebini reddederek adli kontrol şartının devamına karar verdi. Fail Altun'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 8 Şubat'a erteledi. Ve yargı gündemine bakalım. Diyarbakır Adliyesi başta olmak üzere tüm adliyelerde bir yoğunluk vardı. Gazeteciler, siyasetçiler, dernek üye ve yöneticileri yargılandı. Ekim olaylarında çektiğim bir görüntüden dolayı gözaltına alındım. Gali Kürdistan TV'nin eski kameramanı Roşat Doğru hakkında açılan davanın 12. duruşması görüldü. Doğru'nun 6-8 Ekim 2014'teki Kobane protestolarını takip etmesi, cezaevindeki eski oda arkadaşlarına para göndermesi ve sosyal medya paylaşımları suç sayıldı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Doğru'nun avukatı Resul Temur savunma için süre talep etti. Duruşma 6 Ocak 2022 tarihine ertelendi. Gülen cemaatine üye olma ve örgüt propagandası yapma gibi suçlamalara maruz kalan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın 2017 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuru karara bağlandı. Ilıcak'ın ifade hürriyetinin ihlal edildiğine hükmeden mahkeme Türkiye'yi haksız buldu. Türkiye 16 bin avro para cezasına çarptırıldı. KHK ile 2017 yılında kapatılan Rojava Medya gazetesi dağıtımcıları Ercan Yeltaş ve Veysel Altın hakkında örgüt propagandası yapmak iddiasıyla açılan ve beraatle sonuçlanan dava istinaf mahkemesinin bozması üzerine yeniden görüldü. Gazete dağıtımcıları hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Dava 22 Mart 2022 tarihine ertelendi. DTK'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Göçler Diyarbakır Şubesi eski eş başkanı Yılmaz Kan'a davanın dün görülen duruşmasında 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çevik Kuvvet Polisi'nin özel aracının altına el yapımı patlayıcı yerleştirildiği iddiasıyla gözaltına alınan biri çocuk 3 kişi tutuklandı. Gözaltına alınanlara emniyette şiddet uygulandığı belirtildi. Şırnak'ta 11 Aralık'ta gerçekleşen ev baskınlarında aralarında KHK ile 2016 yılında kapatılan MEADER eş başkanı Melek Kasım Yiğit'in de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. 27 kişiden ikisi daha önce tutuklanmıştı. Kalan 25 kişiden 6'sı bugün Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme 6 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Melek Asım Yiğit'in aralarında olduğu 19 kişinin ise gözaltı süresi uzatıldı. Dosyaya konulan gizlilik kararı ise sürüyor. MEADER'e yönelik 27 Şubat ve 3 Mayıs tarihlerinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan dernek yöneticileriyle üyeleri hakkında ayrı ayrı açılan davaların duruşmaları sürüyor. Dernek yöneticisi Abdülaziz Ölçen hakkında açılan davanın ikinci duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme başkanı celse arasında YY isimli açık tanığın Ölçen hakkında ifadelerinin alındığını paylaştı. İtiraz eden avukatlar tanığın mahkeme huzurunda da dinlenmesini istedi. Ancak talebi reddeden mahkeme duruşmayı 15 Şubat 2022'ye erteledi. Aynı soruşturmada tutuksuz yargılanan 79 yaşındaki Meryem Soylu hakkında örgüt üyeliği iddiasıyla açılan dava ise iddia makamının mütalaa sunması için 17 Mart 2022'ye ertelendi. Ve cezaevlerindeki hak ihlallerine bakalım. İnsan Hakları Derneği cezaevlerindeki hak ihlallerine ve hasta tutukların sağlık durumuna dikkat çekmek için birçok ilde eylemdeydi. Tutuklu ailelerinin Diyarbakır Barosu'nda başlattığı adalet nöbeti de 29. gününde devam etti. Van'da da tutuklu yakınları eylem yaptı. Cezaevlerindeki hak ihlallerinden en çok etkilenen hasta tutukluların durumu her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Yaşam hakkı ihlalinden işkenceye, sağlık hakkına erişime kadar ağır ve ciddi ihlallerin yaşandığı cezaevlerinde son 10 yılda 682 kişi yaşamını yitirdi. İnsan Hakları Derneği hasta tutuklar için birçok kente eylemdeydi. İHD İzmir Şubesi Konak Eski Sümerbank önünde basın açıklaması yaptı. 2020 yılı başından bugüne kadar 7'si infaz ertelemelerinden kısa bir süre sonra olmak üzere en az 59 hasta mahpus yaşamını yitirmiştir. Derhal tahliye talep edildi. Hasta mahpuslar hapishanelerde tedavi olanaklarından mahrum bırakılmakta, tedavilerinin hapishaneler dışında gerçekleştirilmesi için yapılan başvurular çoğu zaman reddedilmektedir. Yaşamlarını yitiren mahpusların sayılarının daha da artmaması amacıyla tüm hasta mahpusların tahliye edilerek tedavilerinin tam teşekküllü hastanelerde yapılması gerekmektedir. Adıyaman İHD Şubesi de İnsan Hakları Haftası programı kapsamında açıklama yaptı. Hastane ortamında tedavileri yapılmayan birçok hasta mahpus hapishanelerde yaşamını yitirmektedir. Covid-19 salgını nedeniyle hapishanelerde yeterli tedbirler alınmamış ve mahpuslar yaşamlarını yitirmişlerdir. Gardiyanların işkenceye varan saldırılarının önüne geçilmesi istendi. Ceza, infaz memurları ve hapishane idarelerinin olumsuz, hatta suç teşkil eden tutumların önüne geçmek için etkili bir denetim mekanizması oluşturulmalıdır. Baroların ve insan hakları örgütlerinin bu denetim süreçleri içerisinde aktif bir şekilde yer alması sağlanmalıdır. Tutuklu ailelerinin hasta ve infazları yakalan yakınlarının serbest bırakılması için Diyarbakır Barosu'nda başlattığı adalet nöbeti 29. gününe girdi. Aileler Adalet Bakanlığı'na çözüm çağrısı yaptı. Van'da 5 gündür adalet nöbetinde olan tutuklu yakınları ise kamuoyundan daha fazla duyarlılık talep ediyor. Ve bir asayiş haberi ama siyasetle iç içe. Eski Umurlu Ülkü Ocakları Başkanı ve aynı zamanda muhtar azası olan Alpay Çömez nitelikli çocuk istismarından tutuklandı. Yani bir çocuğa tecavüz etme suçundan tutuklandı. Çömez kendisini cezaevine götürecek olan jandarmanın beklediği esnada kaçtı. Ancak yarım saat sonra yakalandı. Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alpay Çömez hakkında yakalama kararı çıkınca firar etti. Aynı zamanda muhtar azası olan Alpay Çömez iddiaya göre aracına bindirdiği 16 yaşındaki bir çocuğa istismarda bulundu. 16 yaşındaki çocuk tekrar kendisiyle iletişime geçen Çömez'i ailesine anlattı. Bunun üzerine aile Alpay Çömez hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Çömez hakkında savcılık yakalama kararı çıkardı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Çömez sevk edildiği adliyede tutuklandı. Cezaevine gönderileceği esnada ise sigara alma bahanesiyle dışarı çıkıp kaçmaya başladı. Çömez yarım saat sonra saklandığı bir evde yakalanarak jandarma tarafından Aydın E tipi cezaevine teslim edildi. Ve Türkiye erken seçim tartışmalarından bir türlü kurtulamıyor. Daha doğrusu erken seçim sürekli gündemde. Buna dair çok ciddi bir iddia gündeme geldi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ katıldığı bir televizyon programında Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden erken seçim kararı çıktığını belirterek seçimin 19 Haziran'da yapılacağını iddia etti. Türkiye Haziran ayında geçenlerde Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde 19 Haziran'da seçim kararı aldılar. Benim tahminim ve duyumlarımız da aynı şekilde bu şekilde bir baskın seçim olacak Türkiye'de. Yani bunun adına erken seçim mi dersiniz, acil Sayın seçim Özdağ, mi dersiniz? Sayın Özdağ çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli'nin yapmış olduğu görüşmeden bir seçim kararı çıktığını ifade ettiniz. Hatta tarih bir seçim söylüyorsunuz. Seçim kararı çıktı. Üniversite çünkü sınavı tarihi değiştirildi galiba. 19 Haziran'a alındı galiba. Bir hafta önce veya bir hafta sonra olsun. Evet, 25-26'sında olma ihtimali peki, yüksek. Selçuk Bey, bu durumda acaba siyasi yani seçim sistemiyle ilgili bazı değişiklik tasarıları üzerinde çalışıyorlardı. Bu durumda o iptal mi olacak? Mevcut sistemle mi girecekler seçime? Anlaşamadılar. Bir yandan %7 yapalım dedi. Bir diğeri 5 yaptılar biliyorsun. Daha sonra %5 yapalım dediler. Daha sonra işte %7 de anlaştık dediler. Yani kafaları çok karışık. Aynı zamanda ittifak yapan partilere de parti barajları getirelim dediler. Ve Maliye Bakanı Nebati'nin geçen hafta sonu patronlarla, iş dünyasından isimlerle yaptığı toplantıya ilişkin haberler devam ediyor. Bunlara dair bir köşe yazısı Sabah gazetesinde Dilek Güngör imzasıyla yayınlandı. Malum iktidarın resmi neredeyse yayın organlarından biri Sabah gazetesi. Ve de Dilek Güngör burada 5 aksiyon adımı başlıklı yazısında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda Bakan Nebati'nin katılımcılara hepiniz yüzer milyon dolar bozdurun dediğini öğrendiğini belirtti. Şöyle yazdı Dilek Güngör: öğrendiğime göre toplantıda Bakan Nebati enflasyonun ve döviz kurlarının düşmesi gerektiği konusunda iş dünyasıyla hemfikir olduğunu söylemiş. İş adamlarından faizlerin düşmesini fırsat bilip bankadan çektikleri parayı dolara yatırmamalarını istemiş. Yeni ekonomik modeli anlatırken de cari açıktaki iyileşmeye vurgu yapmış. İş dünyasına da hepiniz yüzer milyon dolar bozdurun demiş. Tabii iş dünyası buna nasıl yanıt vermiş? Bunu yazmıyor Dilek Güngör. Patronlar çıkarlarına bakarlar. Bakanın söylemesiyle hele böyle bir ortamda yüzer milyon dolarlarını bozdurmaları çok ihtimal dahilinde değil. Ama bu da iktidarın çaresizliğini gösteriyor. Zaman zaman bu tür çağrıları daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapıyordu. Vatandaşa yastık altındaki dövizi bozdurmalarını istiyordu. Ama kimse bozdurmadı. En azından toplumun büyük kesimi bozdurmadı. Bozdurmamakta da haklı oldukları ortaya çıktı. Dövizdeki bu yükseliş nedeniyle bozdursalardı büyük kayba uğrayacaklardı. Tabii Türk lirasının değerli olması ekonomi için çok önemli ama bunun tedbirlerini alacak olan iktidarın kendisi. Ne burjuvaziye ne de sıradan küçük tasarruf sahibine telkinlerle yönlendirme yapılamıyor bu ortada. Çünkü insanlar burjuvazi ellerindeki zenginliğin, servetin erimemesi için, küçük tasarruf sahipleri ise 3 kuruş paralarının, emekleriyle kazandıkları paraların dövizin yükselişi karşısında yok olmaması için bazı kararlar alıyorlar ve şu anda da dolarizasyon bu ülkenin bir gerçeği. Böyle telkinlerle ya da ricalarla doların, dövizin düşmesini beklemek de ayrı bir beceriksizlik. Efendim devam edelim. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel mecliste basın toplantısı düzenledi. Gündeminde AKP sözcüsü Ömer Çelik'in demokrasiye yönelik sözleri vardı. Gün geçtikçe zorlaşıyor. Ömer Çelik şöyle söylüyor: dün demokrasiye karşı başka kavramları kullanarak vesaret üretmeye çalışanların
bugün daha kurnaz, daha hilekar bir biçimde demokrasiden bahsederek başka türlü bir vesayet üretmeye çalıştığını, millete ait olan gerçek demokrasiyi, gerçek demokratik iradeyi gasp etmeye çalıştığını görüyoruz. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel mecliste basın toplantısı düzenledi. Gündeminde AKP sözcüsü Ömer Çelik vardı. Çelik'in demokrasiyi vesayet olarak kullanıyorlar sözlerine yanıt verdi. Böyle bir ifadeyi kullanıyor olmak doğrudan kendi varlığını inkar etmek demektir. Bu asimetrik denge içinde biz saray rejimimizi sürdürelim ve bunun adına demokrasi diyelim artık. Bundan sonra demokratik yolları kullananlara da vesayetçi diyelim. Vesayet tam da budur. Saray vesayeti budur. İstanbul'daki AK Parti'ye 806 bin fark yedirten Ömer Çelik kafası hala devrede. Hedefindeki isimlerden bir diğeri de AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dı. Diyor ki Bülent Turan, Okyay'dan çıktı. Okyay'dan çıktığının sözlük karşılığı şu, artık geri dönülemez. Demokrasilerde geri dönülemez bir şey yoktur. Ömer Çelik kafası, Bülent Turan kafası aynı. Bu kafa referandumda da atı alan Üsküdar'ı geçti diyordu. Maliye Bakanı Nurettin Nebati için de eleştirilerde bulundu. Bu işi beceremez dedi. Böyle bir dönemde faiz sonuç değil sebeptir önermesine iştirak edecek, savunacak ve o koltuğa oturacak başkası kalmayınca Nebati'yi oturttular. Bu sisteme kendisinden başka, Erdoğan'dan ve kendisinden başka inanan, güvenen olmadığını gösteriyor. Sen iş dünyasıyla toplantı yapıp da dolar kuru fırlıyorsa piyasa sana güvenmiyor, iş dünyası sana kredi açmıyor demektir. Sağ alt köşeye bakacaksın, kur tarihi rekoru zorluyorsa Nurettin Nebati'ye kredi yok, güven yok, bu işi bu adam beceremez. İktidarın asgari ücret politikasını eleştirdi. Asgari ücret tartışmaları sürüyor. Ne oldu? Hani bu rejim çok hızlı karar alma imkanı veriyordu. Beklentiyi yükselttiler, köpürttüler. Şimdi yok 4000 liralarda, 4000 liranın biraz üzerinde asgari ücret. Sakın buna kalkışmayın. Meclis kapanmadan, bütçe bittikten sonra hemen asgari ücretten vergi kaldırılmalıdır. Yeni asgari ücret. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İnan Güney, Beyoğlu Belediyesi'nin İstiklal Caddesi'ne süpürdüğü çöplerin görüntüsünü paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İnan Güney sosyal medya hesabından bir görüntü paylaştı. Görüntülerde AKP'li Beyoğlu Belediyesi'nin sorumluluğunda olan ara sokaklardaki çöpü İstiklal Caddesi'ne süpürdüğü görülüyor. İstiklal Caddesi'ne süpürülen alansa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanında yer alıyor. Güney paylaşımına hiç mi utanmıyorsunuz notunu düştü. Paylaşımının devamındaysa AKP'li Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun'a etiketledi. Konuyla ilgili Beyoğlu Belediyesi'nden bir açıklama gelmezken görüntülere çok sayıda tepki geldi. Ve Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun meclis bütçe görüşmeleri sırasında ortaya attığı bir iddia İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde PKK'lı çalışanların olduğu yönündeydi. İşin aslı tabii sonra iktidar basını tarafından yapılan yayınlarla ortaya çıktı. Geçmişte gözaltına alınan ya da yargılanan ancak beraat eden ya da kamuda çalışma hakları iade edilen bazı kişilerin PKK'lı olduğu iddia ediyordu. Aslında bu bir fişleme skandalıydı. Çünkü anayasaya göre suçluluğu mahkeme kararıyla kesin olmayan kimse suçlanamaz. Masum sayılır herkes. Ve Türkiye gibi milyonlarca insanın terör suçlamasıyla her gün gözaltına alındığı, basın açıklamalarıyla, dernek faaliyetleriyle, siyasi parti faaliyetleriyle terör örgütüne üye olmakla suçlandığı bir ülkede Sabah gazetesinin ve İçişleri Bakanı'nın yaptığı tam bir fişlemeydi. Çünkü insanların geçmişte gözaltına alınmış olmaları ya da yargılanmış olmaları onları suçlu hale getirmez. İşte Sabah gazetesi bu yayınlarına devam ediyor. Bugün bir video hazırlamışlar Twitter hesabından. İşte İBB'de işe alınan PKK ve DHKPC'liler başlığıyla
polisimizin şehit olduğu olaya katılan bile var iddiasındalar. Dağ kadrosu skandalı büyüyor gibi iddiaları var. Ve sabah terör bağlantılı isimleri tek tek deşifre deniyor. Bu videodan şöyle kısa bir parça izleyelim. Siz seçimden önce bir takım belediyelerde terör örgütünde iltisaklı kişilerin terör örgütlerine girebileceğini söylemiş. Evet, doğru söyledim. Ve şu anda onların önemli bir bölümü içeride, bir büyük bölümü de mahkemelerde yargılanıyor. İBB'de işe alınan PKK ve DHKPC'lileri sabah deşifre ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında İBB'ye alınan 33 bin personelden 14 bininin kaydının bildirildiğini, 12 bin kişi için yapılan incelemede 557 personelin terör kaydının bulunduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tabii bu iddialara yanıtlar geliyor. Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da paylaşımlarda bulundu. Bu Sabah gazetesinin yürüttüğü kampanya ile ilgili. Aslında izlediğimiz videoyu bugün yayına koydu Sabah, ama Murat Ongun İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından itibaren Sabah gazetesince bir operasyon yürütüldüğünü paylaştı. Şöyle dedi: İBB'de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var dendi. Havuz medyası bugün sayıyı 7'ye indirdi. İncelemede 3'ü mevsimlik olmak üzere çalışanlarının hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı. 8 Aralık'ta İçişleri Bakanı İBB'de 557 terör örgütüyle ilintili çalışan olduğunu iddia etti. 4 gün geçti, 557 kişiyle ilgili ne bir operasyon ne de bir soruşturma yapıldı. Medyaya yansıtılan 6 kişinin de adli sicil kaydı temiz çıktı. Ulusal güvenlik için soruyoruz, kim bu 557 kişi? Ayrıca Sabah gazetesi tarafından yapılan haberi de yalanlayan Ongun, Sevtap Ayman isimli çalışanımız tutuklu değil, mesleğinin gereği görevini yarın sabah yapmaya devam edecek. Meydan boş değil, yalana geçit yok çünkü İBB var diye yazdı. Ve de bütün bu operasyondan İBB'ye yönelik Sabah gazetesi öncülüğünde kirli bir operasyon yapılmaya çalışılıyor ifadesini kullandı. Ve şöyle yazdı: bu operasyonun mimarı da hem Turkuaz medyayı hem Demirören medyayı yöneten Serhat Albayrak'tır dedi Murat Ongun. Gerçekten de adli sicil kayıtları temiz olan bazı çalışanları geçmişteki gözaltılar ya da devletin yaptığı fişlemeler nedeniyle suçlu ilan etmeye kalkıyor Sabah gazetesi. Bir de 557 gibi böyle çok yüksek bir sayı ortaya atıyor. Ama Murat Ongun da dediği gibi bu sayı 6'ya 7'ye kadar düştü ki onların da hiçbirinin adli sicil kaydında böyle bir şey yok ve de haklarında kesinleşmiş bir mahkumiyet yok. Ama Türkiye normalleri artık gözaltına alınmayı, fi tarihinde gözaltına alınmış olmayı da PKK'lı olmaya, DHKPC'li olmaya yeter kabul ediyor iktidar sözcüleri. Ve de İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden böyle bir kampanya yürütüyorlar. Benim devam edelim haberlerimize. HDP'li belediyelere atanan kayyımların icraatlerine her gün bir yenisi ekleniyor. İpekyolu Belediyesi'nin eski kayyımı yeni kayyımın açıklamalarına yayın yasağı getirdi. Siirt kayyımı da 105 milyon borç nedeniyle belediyenin taşınmazlarını satışa çıkardı. HDP 2019 yerel seçimlerinde Van'ın İpekyolu Belediyesi'ni yaklaşık %55 oy olarak kazandı. Mart ayındaki seçimlerden 8 ay sonra belediye eş başkanları Azim Yacan ve Şehzade Kurt 8 Kasım sabahı evleri basılarak gözaltına alındı. İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan belediyeye kayyım olarak atandı. 2 yıl boyunca kayyımlık yapan Aslan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kayseri'nin Develi ilçesine kaymakam olarak atandı. Aslan, hakkında İpekyolu Kaymakamı olduğu sırada yapılan usulsüzlükler üzerine yayınlanan haberlere yayın yasağı koydurdu. Mahkeme kararıyla belediyenin resmi açıklamasının yanı sıra işçi alımları, çift maaşlı çalışan personeller ve ihalelerde yaşanan usulsüzlüklere kadar birçok konuda yapılan toplam 66 haber erişimi kapatıldı. Sinan Aslan'dan sonra İpekyolu Belediyesi'ne kayyım olarak atanan İhsan Emre Aydın, kendisinden önceki döneme ilişkin iddia edilen usulsüzlükler hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep etti.
Aydın 27 Kasım'da yaptığı resmi açıklamayla bu süreci kamuoyuna duyurdu ve müfettişlerin gerekli incelemeleri yapmakta olduğunu belirtti. Aslan, Aydın'ın açıklamasına da mahkemeden yayın yasağı getirilmesini talep etti ve mahkeme bu talebi kabul etti. Siirt Belediyesi'nin HDP döneminde borcu yoktu. Kayyum olarak atanan Vali Osman Hacı Bektaşoğlu, belediyeyi 115 milyon lira borçlandırdı. Belediyeye ait 19 taşınmazı 20 milyon 862 bin liraya satışa çıkardı. Görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanan Siirt Belediye Eş Başkanı Berivan Helal Işık, Mezopotamya Ajansı'na konuştu. Taşınmazların değerinin altında satılığa çıkarıldığını söyledi. Işık, belediye ihalelerinin 21B ile yandaşlara peşkeş çekildiğini dile getirdi. Bunlar bu gidişle belediye binasını bile satarlar dedi. Evet, medya kritiğim bugün de sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.